Hocam, Azimendi tarikatında da şeyh mürit ilişkisi var mı? Cevap verirseniz sevinirim. Azimendi tarikatı Risale-i Nur'un hakikat mesleğidir. Ve irşat sahasına yeni çıkmış bir sistemdir. İrşat sahasına yeni çıkmış bir sistemdir. Tasavvuf 1000 senedir devam eden bir sistem. Tasavvuf ilmiyle tarikat yolunda gitmek 1000 seneden beri devam ediyor. Onun için o yolun anlaşılmayan tarafı kalmamıştır. Müphem tarafı yoktur. Herkes o işi gayet iyi bilir. Alakadar olanları diyorum. Ama Azimendi hadisesi Bediüzzaman Hazretlerinin 1926'da yazdığı eserlerle ortaya çıkmıştır. Yani Azimendi tarikatının çıkış tarihi 1926'dır. Yani yakındır, yenidir ve İslam aleminde bundan daha evvel böylesi bir tarikat yoktur. Çünkü seyri sülükünü hakikat ilmiyle yapıyor. İlmi bir hadisedir. İlmi bir hadisedir. Onun için Risale-i Nur'un Azimendi tarikatında mürşit var. Talebe de var. Bizde mürit yok. Talebe var. Mürşit var, talebe var. Ama ne mürşit mürşit olduğunu kabul eder, ben mürşidim der, ne de talebe, talebelikten ileri bir şey iddia eder. Mürşid de ben talebeyimdir. Mesleğimizin şekli bu. Bediüzzaman bu işin birinci adamı, o da ben de Risale-i Nur talebesiyim diyor. Bunun manası mürşid değildir demek değil. Onu başkaları mürşid tanıyor. Kendi kendisine mürşidim demiyor. Risale-i Nur'un tarzı bu. Onu talebeleri mürşid tanıyor. Emirlerine ittiba ediyor. Ne emrederse onu yapıyor. Tasavvuftaki Şeyh Efendi'den çok daha ziyade bağlılık gösteriyor. Ondan çok daha ziyade emirlerini dinliyor. Ama o emirleri dinlenen adam ben mürşidim demiyor. Mürşid de değildir. Yani değildir dediğim, kendi kendini mürşid bilmiyor. Oturulup bu Risale-i Nur'daki Azimendi hadisesinin ilmi tespiti lazım geliyor. Bulunduğu zeminin anlaşılması lazım geliyor. Şimdi tarikat deyince Türkiye'de tasavvuf biliniyor. Dünyada da öyle. Tarikat deyince tasavvuf ilmiyle gidiliyor. Tasavvufta Şeyh Efendi mercidir. Mürşid mercidir. Kendisini ben mürşidim diye takdim eder. Talebesine ben senin şeyhinimdir. Ben senin mürşidinimdir. O da onu kabul eder. İnabe alır, intisap eder. Ve tasavvuf ilmiyle beraber yollarına devam ederler. Biri mürşid, biri mürid. Azimendi hadisesinde, Risale-i Nur hadisesi, Risale-i Nur tarikatında, Azimendi tarikatında sistem değişiktir. Mürşid, Allah'ın verdiği bir his ile ve mesleğin gereği olan bir şekil ile kendisini mürşid bilmiyor. Ben mürşid değilim diyor. Bediüzzaman'ın dediği gibi. Ben mürşid değilim. Ama şimdi üniversitede bir hoca geliyor, talebelere ders veriyor, matematik dersi veriyor. Çocuklar, ben matematik hocası değilim. Ama bu anlattıklarımı anlayın, ders budur. Dediği zaman çocuklar, ya bu salağın tekiymiş ya, yani. Ne matematik hocası ne bir şey derse, o dersten bir şey alır mı? Ama adam matematik hocası. Matematik hocası. Ders veriyor talebelere. Mükemmel de ders veriyor.
Şimdi o talebe, ya bu köylün teki ya bu, hadi çocuklar defterlerimizi alak çıkak. Bir hoca gelene kadar bu derse devam etmeyecek. Sen bilirsin. Sınıfta çakarsın, üniversiteyi de bitiremezsin. Sen onun ben hocayım, hoca değilimini bırak da onun verdiği dersi dinle. Onun sana talim ettiği ilmi dinle. Sınıfını geçmek istiyorsan, adam olmak istiyorsan onun ilmini dinle. Risale-i Nur'daki tarz aynen buna benziyor. Ateşbih buna benziyor. Mürşidin talebesine yapması lazım gelen, yani tasavvuftaki mürşidin talebesine, müridine yapması lazım gelen fedakarlığın, feragatın, ilmin, faziletin, kemalatın en yüksek noktasını kardeşine gösteriyor. Ama ben mürşid değilim diyor. Ben senin kardeşinim. Ben senin ders arkadaşınım. Şimdi o talebe yanlış edip, ya biz de bunu bir şey zannediyorduk ya. Bu köyden, kentten gelmiş çiftçinin tekiymiş. Hadi eyvallah, madem sen hoca mürşid değilsin, biz de talebe değiliz derse, bu Risale-i Nur yolunda mahrumlardan başka bir şey olmaz. Mahrumiyetten başka eline bir şey geçmez. Hazreti Bediüzzaman ben sizin mürşidiniz değilim demiş ama Hulusi ona nasıl bakmış? Hüsrev ona nasıl bakmış? Mehmet Feyzi, Ahmet Feyzi ona nasıl bakmış? Ahmet Feyzi Efendi'nin Kastamonu layıkasına bir mektubu var. Sonlara doğru. Onu aç bak. Ahmet Feyzi Üstad'a nasıl bakmış? Ama o Üstad Ahmet Feyzi'ye ben senin mürşidinim dememiş. Risale-i Nur'un tarzı, şekli, yani hakikat mesleğinin şekli, tarzı bugüne kadar gelen tasavvuf tarzından değişiktir. İnsanları yanlışa düşüren, nurcuları da yanlışa düşüren bu. Senin tavrın şeye benziyor, şeyhe benziyor. Tavrım benzeyebilir yani, herkesin bir tavrı vardır yani. Ya herkesin bir tavrı vardır. Yani şimdi buradan çıkarken he he he, hi hi hi, yapmak da var. Adam gibi, 80 yaşında adamsın. Bunlar da seni adam zannetmişler, gelmişler. Genç kardeşlerin, evlatların, torunların yaşında insanlar. Adam gibi buradan çıkıp gitme var. Bir de soytarlık yapayım, he he he, hi hi, nasılsın, ne var, ne yok. Yani bu nurculuk mudur yani? Yani mürşid olmadığını göstermek için böyle hokkabazlık mı yapmak lazımmış? Serserilik mi yapmak lazımmış yani? Yok. İçin, kalbin Allah'la olsun. Mesleğin neyse ona göre olsun. Dişin filmini, fırıldağını bırak. Mürşide benziyorsun. Herkes mürşide benzer. Akıllı, uslu, sakallı, bilmem neli, yaşlı. Konuşturmadıkça mürşide benzer, herkes benzer yani. Ama içinde ben mürşidim var mı yok mu? Onun kalbi, o kalbi Allah'tan başka bilen var mı? Yok. Böyle safsatalar bırakıp da işin hakikatine, tahkiki tarafına meyil etmemiz, anlamamız lazım geliyor. Bir meslek nasıl başladıysa öyle devam eder. Başladığı gibi devam etmeyen meslek, manevi meslek, faydalı meslek değildir. Sapıtıcı meslektir. Her şeyin başlangıcında acemilik vardır. Yabanilik vardır. Efendim, kusur, kabahat vardır. Ama manevi mesleklerde başlangıç kamildir. En yüksek noktadır. Son ona göre ayarlar kendisini. Dünyevi meslekler öyle değil. Hangisi olursa olsun, en ustun usta olursa olsun, tecrübelerle daha yeni yeni şeyler öğrenir. Manevi meslekler öyle değildir. Kadiri mesleğindeki bir zat, ben Abdülkadir'den daha ileri bir şey keşfettim derse, o adam sapıktır, terbiyesizdir, ahlaksızdır. Onu kadiri madiri değildir. Nakşi de öyledir. Risale-i Nur da öyledir. Bediüzzaman bu dairede neydi?
bir talebeydi. Kardeşim, ben de size ders arkadaşıyım. Mürşit değilim, kamil değilim, şeyh değilim. Bu tabirler var mı Risale-i Nur'da? Var. Ben size ders arkadaşıyım. Diyor mu? Diyor. E ondan sonra Hulusi, ha ya tövbe, Allah Allah ya, biz de bunu bir şey zannetmiştik. İşte neyse, iyi kötü bir şeyler yazmış, bir eser alak okuyak da, nasıl edek, sen ne disin, ne var, ne yok, halin kefin, kusik böyle, pisik. Yüz bin defa tenzih ediyorum, böyle bir eşeklik yapar mı bir nur talebesi? Bir nur talebesi böyle bir eşeklik yaparsa, o daireden bir şey alır mı? Üstad öyledir. Ama üstad, vahiy değil, vahyin vazifesini yapan bir eser getirmiş, koymuş ortaya. Çocuk, vahiy değil, vahyin vazifesini yapan eser koymuş ortaya. Gözünün çayırını aç. Bir gün Kulüsi'ye denildi ki, benim bulunduğum yerde, veya ben dedim, bilmiyorum. Üstad Hazretleri size Risale-i Nur'da değişiklik yapma selahiyeti vermiş. Kardeşim, benim vekilim olan sen istediğin yeri değiştirebilirsin diyor. Böyle bir şey yaptınız mı dedik. Ömründe Hulusi Bey'de görmediğim şekilde takladarak güldü. Siz ne diyorsunuz dedi. Risale-i Nur'un bir noktasına kim dokunabilir? Üstad öyle söyler, Hulusi böyle anlar. Bu havailiği bırakalım da, nur dairesine bu havailiği bırakalım da, bu işi öğrenmeye çalışalım. Yanlıştan dönmeye çalışalım. Hiç kimseye rozet bir şey kazandırmaz, hiç. Ben şimdi giderim şurada, Türkiye Büyük Millet Meclisi rozeti alır, burama ya takabilirim. 100 lirasa 100, 500 ise 500, 5000 ise 5000, bulurum takarım buraya. Ama hiçbir zaman milletvekili olmam. O rozetten ibaret bir şey olurum. Sağa sola tafra satarım. Bu hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Risale-i Nur mesleği acmendi tarikatıdır. Ama tasavvufta anlaşıldığı gibi, 1000 seneden beri gelen tatbikatta anlaşıldığı gibi değil. Yeni bir şey. Bu yeni şeyi evvela biz öğrenelim ya. Biz Risale-i Nur talebeleri öğrenelim de, el alem de bize baksın, ha bu meslek budur desin. E bizim böyle bir niyetimiz yok ki. Niyet yok, niyet. Allah rahmet etsin, Yaşar abim bana dediği gibi. Ulan Kürt, senin adam olmaya niyetin yok, niyetin yok diyordu bana. Ne mübarek adammış, zamanında teşhis etmiş bizi. Niyet, adam olmaya niyet etmek lazım önce. Önce niyeti tasfiye etmek lazım. Bizim gittiğimiz şekil, tarz, herhalde bir yanlışlık var. Yani şimdi şöyle defteri, kitabı, Risale-i Nur'u, kalemi, neyi varsa böyle masanın üzerine koyalım. Kimse almaz, merak etme. Orada duruyor. Şöyle bir düşün bakayım. Yani Bediüzzaman'ın koyduğu dava böyle mi olurdu? Nur talebelerinin hepsi vicdanı kuvvetli insanlardır. Elini vicdanına koy. Bediüzzaman böyle bir talebelik mi istedi bizden? Böyle bir nur kütlesi mi istedi bizden? Bir yerde yanlış yaptık biz. Biz bir yerde yanlış yaptık. Bunu düşünmek vazifemiz değil midir? Risale-i Nur için canımı veririm diyen adamın bunu düşünmek birinci vazifesi değil midir? Onun için Risale-i Nur bir tarikat hareketidir. Acmendi tarikatıdır. Bu birçok yerlerde kaydedilmiştir. Direkt kelam olarak da, şey olarak da, işari remzi olarak da kaydedilmiştir. Ama tarzı değişiktir. Yeni bir şeydir. Bugüne kadar İslam coğrafyasında, İslam tarihinde mevcut olmayan bir sistem var ortada. Ha bunu ciddiye alıp, öğrenip, tatbik etmemiz lazım.